Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modifiye incelemesiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlere yine çok bomba gibi çok güzel bir araba getirdim arkadaşlar. Sizlerden ricam, bana destek olmak için like ve yorum atmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtin, ben onları muhakkak dikkate alırım. Bu modifiye kaç para serimin bugünkü konuğu 2011 model BMW F10. Reis hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? Sağ olasın, ben deyim. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Öncelikle seni kısaca bir tanıyalım. Adım Uğur Apan. 30 yaşındayım. Özel bir şirkette işletme personeli olarak çalışıyorum. Vallahi yaşıtız seninle ama benden daha büyük gösteriyorsun. Aynen, biraz o problemim var benim. Sen daha önce sanırım bahsetmiştin bana, bir ameliyat falan geçirmişsin galiba. Evet, biraz daha kilo önce varmış. Kiloluydum. Şu an 60 kilo vermiş halim bu. Bayağı vermişsin. Aynen. Nereden geldi bu araba sevdası, bu modifiye sevdası? Yaklaşık 9 sene önceden geldi. 9 sene önceden bir Ford binicisiydim daha önce. Sonradan bir E39 aldım. Onunla başladık. Sonra biraz ağır X5 bindik 2 sene, 3 sene. Sonra 7 kasa. En son F10'u aldım. He, BMW alınca artık vazgeçemedin yani. Aynen, vazgeçemedim. Yani 9 senedir vazgeçemedik. Böyle de gider gibi. Zaten pek vazgeçilecek bir araba değil. Aynen, öyle valla. Eline sağlık. Vallahi arabanda çok güzel olmuş, ben çok beğendim. Aynen, uğraştık bayağı. Evet. Uğraştık. Geçen herhalde hafta bir normal çekimlerini yaptık. Evet. Bu hafta çıktık, geldik bir röportaj yapalım diye. Evet. Nereden başladın arabayı yapmaya? Önce öyle bir sorayım ben sana. Aracı ben aldığımda beyazdı. Bursa'dan getirdik. Normal, exclusive paket. M'e çevirdim önce. Tamponudur işte, arka difüzörleridir, egzozlarıdır falan. 1,5 sene kadar beyaz bindik. Sonra satmaya karar verdim. Piyasada baktık allak bullak. Yani araç satacak da alacak zaman değil. Deniz, Halit, Ati diye kardeşlerimiz var. Onlar vesile oldu. Satmayalım, hani biraz değişiklik yapalım gibisinden. Biz de işte önce rengini değiştirdik. Sonra baktık jantlar ufak geldi. 20 inç jant taktık. Güzel içimize sindi. Güzel tepkiler de alıyoruz çevreden. Süper, eline sağlık reis. Güzel oldu yani. Önce arabanın rengini değiştirerek başladın yani. Evet. Peki evet, üstündeki boya mı, kaplama mı? Kaplama. Kaplama. Bunu soran çok oluyor. Güzel bir kaplama olmuş. Evet. Sağ olsun Halit kardeşimiz yaptı. İşçiliği de güzel. Kaplamayı da biz kendimiz seçtik. Kendimiz toptancıdan tedarik ettik. Yani biraz kaliteli bir malzeme kullanalım dedik. Ne kadar verdik reis bu kaplama işine? 10 bin lira malzeme, işçilik dahil 10 bin lira. 10 bin. Zaten ortalama şu an bir kaplama yaptırsak da yani 5-6 bin, 7 bin liraları buluyor. Tabii, öyle tabii, tahmin tabii ediyorum. Yani malzeme farkı biraz bu paraları buldu yani. Tabii. Malzeme farkından dolayı. Valla eline sağlık, çok güzel olmuş. Dediğin gibi boya gibi duruyor aslında, evet, ama evet, şöyle yakından bakınca o renk değişiklikleri falan bir hafiften, evet, böyle bukalemun havası da var. Evet. Ya biz zaten iki renk arasında kaldık. Kahverengiyle haki yeşil düşünüyordum ben. Sonra katalogda bu vardı. Kahverengi olarak vardı katalogda. Kaplama geldiğinde ışıkta baktık biraz haki yeşile de kaçıyor gölgeleri falan. Yani içimizde bayağı şimdi ikisi bir olmuş oldu. Tam istediğin gibi yani, arasan güzel bulamazsın. Evet, evet. Daha sonra jantları değiştirdik demiştin galiba. Evet. Üstünde 4 kasa jantı vardı. Gene böyle 5 kollu. Ama 19'du. Ufak kaldı yani. Şimdi arabanın rengi koyulaşınca biraz irileşti gibi bir şey oldu yani. O yüzden onları verdik. Jantları, bunları jant lastik taktık. 20 inç jant lastik, evet, taktık. Evet, 20 inç taktık. Bunları sıfır mı aldık peki, ikinci bunlar el mi? Bunlar sıfır. Jantı da lastiği de sıfır aldık. Süper. Kaç para verdik bunlara? Eskilerin üstüne işte 6 bin lira gibi bir paramız gitti. Ha, eskileri verdin üstüne? Eskileri verdim. Üstüne 6 bin lira verdim. İşte flanş falan takıldı. Toplam 6 bin lira. 6 bin lira jant lastiğe gitti. Evet. Ebatları neydi reis, hatırlıyor musun? 2.35 önler, arkalar 2.45. 2.45. Biraz daha doldursun. Arkalar biraz daha doldursun diye. Sonra jantları takınca tabii araba yüksek kaldı. 20 inçte. Coilover taktık işte. Ona da yaklaşık 1000 lira bir masrafımız oldu. Sadece önlerde var değil mi şu anda coilover? Evet, önlerde var. 1000 lira da coilover'a, evet, verdik. Evet. İçinde bir ekran vardı galiba, öyle hatırlıyorum. Evet, orijinal ekranları bunların ufak. Onu değiştirdik. NBT, Android tarzı işte, video navigasyon tarzı, internet yani tablet tarzı bir şey takıyorsun. Dokunmatik. Onu taktırdım. Onu ilk aldığımız zamanlarda taktırmıştık. Ona da 6000 lira paramız gitti. 6000 lira.
Ya bilmiyorum artık BMW olduğu için mi ama hani paralar biraz açıkçası evet. Yüksek. Ya bunlarda da mesela fiyatları 4000 liradan falan başlıyor NBT'leri. Ama tabii yani aynı bilgisayar gibi düşün. Remy'dir. Onlar önemli yani bunda. Çünkü yüklü videolar mesela 10 klip atsan nereden baksan kaç GB yapıyor. Kesinlikle. Yani. Bu yüzden RAM'ler falan önemli. Ha benimki çok çok iyi değildir belki. Ama hani alabileceğim en iyisini aldım. İzmir'de yaptırdık bunu da. Ondan sonra başka ne yaptık arabaya? Başka ön tarafta işte M tampon taktık. Alt sakalları, bu yan kenarlarını falan sonradan taktırdık. Böbreklerini piyano bilek yaptık. Bunları da yaklaşık 1900 lira tampona verdik. 600 lira alt sakalı komple köşeleriyle beraber. 300 lira da piyano bilek böbreklerine verdik. Ortalama 2800 falan şu yani, önündeki yani, görünüşe verdik aynen yani. Aynen öyle. Önünü de değiştirdik komple. Ondan sonra arkada M tamponu değil de difüzörü söktük biz. Tek egzoz çıkışı vardı bunda. Bir difüzör aldık 500 liraya. Onu da piyano bilek yaptık daha güzel bir duruş olsun diye. E tabi 4 çıkış olunca egzozu komple yarıdan kesip krom uçlarla beraber yarıdan yani uca kadar komple krom yaptık. Şu an 4'ü de bağlı yani. Tabi 4'ü de bağlı. Hafif bir uğultu verdi bu bize. Zaten çok aşırı egzoz sesini seven bir insan değilim. Yani güzel tatlı bir ses verdi. Ona da 1100 lira falan bir masrafımız oldu yani. Egzoz kısmına sadece. Evet komple krom yaptırdım yani. Alttan yarıdan geriye kadar çıkışlara kadar komple uçlarla beraber krom yaptırdık. Anladım. 500 lira difüzöre verdik. 1100 lira kadar aynen. Da bu egzoz akramına verdik. Yaptırdık. Akropovic yapmayı falan düşündün mü hiç? Vallahi çok söyleyen oldu da. Ben de söylemiş olayım. Yani aynen. Çok aşırı ses İstemediğimden dolayı yani çünkü onu yaptıktan sonra ses de almak lazım arabadan. Aynen. İşte katı iptal etmek lazım falan. Ben sadece son susturucu katalizörü aldırdım. Göbekten işte geriye kadar böyle bir şey. Yani ne bileyim en azından 4 tane Akrapovic başlığı olsa sanki daha bir hoş durabilirdi. Olabilir belki ileride yaptırabiliriz onu. Düşünebilirsin. Yani. Aynen. Geçen çekimden farklı olarak ben şey gördüm. Bu ayna kapakları falan evet, değişmiş. Evet onları siparişlere verdik de işte genelde ben internetten alışverişimi yapıyorum araç üzerine. Çekimlere yetişmedi. Normal ayna kapakları vardı. Piyano bilek yapmıştık onu boyatmıştım ben. Şimdi böyle bayağı bir uğraşınca dedik Yaraso modelleri biraz güzel duruyor. Bunları aldık. Bunlara da 500 lira verdik. Daha spor bir görünüm oldu çünkü. Aynen öyle. Böyle siyah mı geldi peki yoksa? Siyah. Piyano bilek malzemesi öyleymiş yani. Marshmallow altına bir parça aldım sonradan ek olarak. Dedik hadi arabayı bastık daha bir hoş görünüş olur. Onlara da 500 lira kadar para verdik. İki marshmallow. Aynen iki marshmallow altı. Hatta arka tampon altı da aldık. Ama çok kaba durdu. Gözümüze iyi gelmedi. Hatta aldım boyattım o boyalı da gelmemişti. Onu takmadım. Difüzörün altına mı koymuştunuz? Yok difüzörün kenarlarını, tampon kenarları. Honda'larda genelde yapıyorlar. Evet, Piper'larda evet. Çıkıntı gibi oluyor ya. Evet evet. O tarz bir şeydi ama çok göz zevkimize uymadı. Onu takmadık. Vallahi şöyle bir düşününce ben de açıkçası benim de gözüme çok hoş aynen, gelmedi aynen. Yani. Yani bu tarz daha tatlı oldu. Daha evet. Güzel oldu diye düşündüm. Aynen öyleyiz. Şöyle bir bana yazdıklarından kafatasak bakıyorum. Unuttuğumuz bir şey olmasın. Ön tamponu söyledik. Kaplamayı söyledik. Tampon eklerini söyledik. Koilover söyledik. Yani hemen hemen her şeyi söylemiştik evet, şu anda evet, galiba. Evet. Bitirdik ya. Toplamda ne kadar masrafımız oldu reis peki? Tamam hesaplamadık ama. Şöyle bir bakıyorum ben hani kafatasak evet. Hesapladım. Böyle bir 27'yi falan bulmuşuz yani sanki. Yani o civarda. Tabii bunların takması var. Bazı parçanın boyası falan. Onlara detaya çok girmedik. Yani sadece parça fiyatları bu kadar buldu. Anladım. Ya tabii ki ben her zaman söylüyorum yani ufak tefek şeyleri muhakkak yani, oturup yani, böyle inceleme yaptığımız yani kişilerle çok girmiyoruz onlara. Alınan parçanın hepsinde bir işçiliği var yani. Kesinlikle tabii. Tabii. Ya ortalama onları da koysak aslında bakma 30'ları falan bulur yani, da. Yani 30'u bulur diye aynen düşünüyorum öyle. Ben de yani. Ya bence hak eder mi hak eder ya. Tabii. Gider yani sen yani, bu görüntüyü elde etmişsin çok da yani güzel olmuş. Bunları zaten bir yerden başladın mı yani bu geri kalan parçaları biraz mecburi yapıyorsun. Çünkü evet. Eksik yani hissediyorsun onu. Sağ olsun benim çevrem hani ben çok aşırı arabadan çok anlamam. Ama mesela Deniz kardeşim, Atilla kardeşim falan bunlar hep destek oldu. Halit kardeşim yani bunların fikirlerini alarak böyle bir şey çıkardık. Güzel oldu, sade oldu. Çok abartılı bir şey olmadı. Vallahi çok güzel olmuş eline sağlık. Dediğin gibi çok güzel söyledin az önce. Şimdi modifiye işine girince
bazen izleyen yani seyircilerimiz şey yapabiliyor. Ya çok para çok para diyebiliyor. Evet. Hani ben baktığım zaman bugünün şartlarında bana da çok para geliyor. Evet, yani evet. 26 bin lira bir araba parası. Tabii canım, 30 bin lira bir araba evet, parası. Evet. Ama dediğin gibi şimdi bir yerden başlayınca evet, sen düşün mesela şimdi bir kaplama yapmışsın 10 bin lira kaplamaya vermişsin. Hı-hı. 10 bin lira kaplamaya verince artık janttan kaçamıyorsun. Yani mecbursun. Koyla buradan kaçamıyorsun. Biz mesela üstündeki jantlar siyahtı benim eskiler. Hı. Onu mesela aldım ben boyattım. Tekrar kroma çevirdik. Hı hı. Yani metalik rengine çevirdik. Hani kurtarır mı diye. Yok yani. Kurtar hani mı? Yaptım mı mecbursun yani. Aynen öyle. Bir süreden sonra almak zorundasın yani. Aynen öyle. Ucu bucağı gidiyor öyle. Evet kesinlikle. Vallahi elinize sağlık. Dediğim gibi çok hoş olmuş. Teşekkür Allah ederim. Keyifle binmeyi nasip etsin. Kazası belası inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var mı son olarak eklemek istediğin bir şey? Yani zaten modifiyeyle ve arabayla uğraşan insanlar yani bizim ülkede güzel işler çıkıyor. Çıkıyor. Zevkli insanlar çok. Evet. Parayı yani, gözden çıkarsınlar yani, diyorsun. Yani. Eline sağlık tekrardan Neyiz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben tekrardan teşekkür ediyorum geldiğin için, ne beni demek, kırmadığın için. Rica ederim kardeşim. Vaktini ayırdın, ayaklarına sağlık. Sağ olasın kardeşim. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Her zaman söylüyorum, daha yüksek paraları da yapabilirsiniz. Bu arabayı daha düşük paraları da yapabilirsiniz. Bu Uğur'un emeği, Uğur bu paraya bu şekilde bir araç çıkartmış. İnşallah sizler de daha iyi araçlar yapabilirsiniz. Allah inşallah isteyen herkese nasip etsin bu şekilde araçlar yapmayı. Sizden ricam, videolarımı beğeniyorsanız like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Araçla ilgili söyleyeceğiniz şeyler varsa muhakkak yorum kısmında belirtin. Video ile ilgili söylemek istedikleriniz varsa onları da belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.